ben gitmen kendimi de kullanmayacağım arkadaşlar. Kendi hakkımı da birine verebilirim. Sen yapma. Sizin aranızda kötü gitsene. Kullansam mı ya? Tamam Rümeysa, ben, Dilara 3. Aşkım aranız kötü gitsene. Sen gitme. Senin kırmızı odan. Ben onu gerçi vesaire yazdım. Ben gitmedim. Tamam gitmedin değil mi kırmızı odaya? Gittim. Sonrasında. Sen Batı çağırmak istiyor musun? Geldiğinden beri gittin mi? Yok, Batı çağırmıştı en son. İlayda'yı sor. İlayda. O da yemeğe gidiyor. Kırmızı odaya gitmek istemiyor. Ama evet, o yemeğe gidecek. Tamam. Ferhat buraya gelecek. Sen kalıyorsun. Siz de Murat'la kesin görüşürsünüz aşkı. O gelir bir şekilde. Tamam. O yüzden şey yapmayalım. Ben sen git. Seç, ben şey yapmıyorum. Sen git o zaman. Tamam. Murat zaten... Aynen. O kesin gelir gibi. Aynen. Biliyorum onu. Sen git değerlendir o zaman. O zaman ben, Yeliz, Dilara, evet. Rümeysa. Senin, Yeliz, Dilara. Çok yüksek yürüyemem oraya kadar. Onun arkası Rümeysa. Rümeysa. Beş kişi oldu mu? Dört. Yeliz, tamam. Dilara, ben, Rümeysa. Ben yokum. Niye gitmiyorsun? Yok, ben yokum. Sen gitmek istiyor musun? Mert gelecek buraya. Sen git o zaman. Başka bir insan kalmadı. Nihle de istemiyor. Ne, niye istemiyorsunuz? Gitsene de. Tamam sen aşkım, git. Ferhat tamam ben gideyim aşkım. Bu evin neşesi, huzuru. Bu ne yakışıklılık ya. Bu ne yakışıklılık. Seni görünce günüm ayıyor. Seni görünce... Tamam bizim ailelerin. Ya adamsın sen var ya. Geç. Kimi ay, diyorsunuz peki? Biraz cesaret. Kim var? Cesaret. Deneyebileceğimiz Yeliz, kim var? Yeliz sen söyle, biliyorsun erkekler evini. Söyle bir tanesin. Mesela bak Murat olmaz deneyebileceğim. Murat olmaz, hayır bak şimdi deneyebileceklerini belki sayayım. Belki olmaz. Aaa. Kaan gerçekten, gerçekten Kaan. Kaan olabilir, Berk olabilir. Dur bekle düşünüyorum. De ki sen de yeni geldin, ben de yeni geldim de. Bence Kaan'a desin. Berk düşmez, hakkı onu da kullanmaya gerek yok. Berk düşmez değil, Berk yok. Oturup sohbet etmez bile. Ne oldu, niye geldim der böyle. Suratı bahsede var ya dur. Hayır canım, oturur sohbet eder, o kadar da değil. Belki kaba. Ben de edebilir Yeliz'le yakın aslında arkadaş olduğum için. Aslında değil kaba. Çok komik bir çocuk. Hiç muhabbetine dahil olmuyor. Komiklikle kabalık farklı şeyler. Ama kaba değil. Kaba sanki. Rümeysa gelince de söyledim. Ya Batı çağır. Batı zaten kanla kaynaklı kıskançlığı vardı, saçını niye kesmesin desin. Kudur tabi, geliyor çocuk. Oyun uğruna ne yaptım diyeceğim zaten. Peki, Kaan'a? Diyeceksin ki işte ne yapıyorsun? Rümeysa'ya söyleyeyim bari. Tamam söyleyeceğiz biz geldiğimizde. Ne yapıyorsun, nasılsın? İşte biraz konuşmasına müsaade et, sessiz kal, biraz saçmalasın. Anladım. Çünkü cümle kurmak üzerine saçma, yani cümle kurdukça kuracak sen sözünü. Konuşmak istemiyorum, gitmek istiyorum dediğinde. Hayır onu demeden diyeceksin ki seni birazcık da daha iyi tanımak istedim işte. Biliyorum, hayır ben anladım. Rümeysa'yla şu an tanınmaya çalışıyorsunuz birbirinize ama hani Batın bana o galada yaptığı hareketten sonra evdeki diğer hani deneyebileceğim, bana uygun olan adayları görmek istedim. Böyle sadece normal sohbet etmeye çağırdım falan. Naber Kaan? İyilik, senden? İyi ben de, hoş geldin. Hoş buldum. Tuhafladın. Şu an hani... Neden buradayım diye çözemedim, sorguluyorsun. Çözemedim kendimi. Yani şu an. Tuhaf geldi. Ne alaka ya? Ne alaka? Öyle bir konuşmak istedim, sohbet etmek istedim. Sen de yeni geldin, ben de yeni gelmiştim. Herkesi tanıyorum, bir de dedim senin karakterini tanıyayım. Tamam. İşte burası böyle bir ev. O doğru, evet. Merak ettim yani. Tamam. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, şu an biraz şey oldum da ama iyi gidiyor. Tuhafladın. Ne alaka? Ben niye ikinci kere çağrılıyorum? Senden nasıl gidiyor? Ben de güzel gidiyor. Hala benim de alışma sürecim eve. Çok fazla olmadı. Bir 20 gün kadar falan oldu. Ben de şu an ama kime karşı ne hissediyorsun yani şu an? Ben buradayım da hani ben de yok kiminle tanışmak istersin veya... Şöyle ben kimseye karşı bir şey hissetmiyorum şu an bu evde. Tamam. Ben baştan beri söylüyorum. Belki bölümleri izleyince anlarsın. Bir şey hissetmiyorum. Tanımaya geldim buraya insanları. Bat'la biraz işte ilgileniyorduk birbirimizle. Bat galada yaptıklarından sonra bana biraz olmaması gerektiğini düşündürdü. Çünkü insan ilgilendiği kişinin adını gitmesi için yazmaz diye düşünüyorum. Yanlış bir harekette. Şu an kafam çok karışık aslında ama birine de yönelik değilim. Aa, bununla yürümek istiyorum değil. Seni tanımak istedim. Merak ettim nasıl bir insansın diye. O yüzden çağırdım. Yani teşekkür ederim. Sen ne düşünüyorsun? Bu evle ilgili, aşklarla ilgili. Evle ilgili şöyle bir şey var. Biliyorsun şu an Rümeysa odaklayayım. Hani Rümeysa odaklanıyorum ama hani şu an bu yanlış mı onu da bilmiyorum ama hani konuşabiliriz. Sıkıntı değil de benim için tabii. Tabii canım, burada herkes herkesle sohbet edebilir, konuşabilir. Evet, dansım hareket ediyor, ben bir gideyim. Sen ama git Kaan'la de ki, alakalı de ki, bu arada. Benim dansım hareket ediyor, kırmızı odada niye başkasıyla oturuyorsun? Bayağı şey oldum yani, nasıl anlatayım sana? Bayağı, i̇lk defa böyle bir şey yaşadığım için tuhaf geldi ama hani, bu evde neler neler oldu. Olmasına oldu da hani
Doğru. Sen nerede yani? Anlat. Sen nerelisin? Ben Elazığlıyım. Hiçbir şey bilmiyorum. Yaşın kaç, nerelisin? 24 yaşındayım. Elazığlıyım. Evet. Aslen. Doğma büyüme İstanbul'da. Beşiktaş'ta büyüdüm. İstanbul'da. Okay. Ailemle yaşıyorum. Güzellik uzmanıyım. Mak gözüm. Güzel. Böyle bunlarla ilgileniyorum. Bir anda kendimi burada buldum. Ben de bir tuhafladım. Nereye geldim ben falan diye. Ama iyi ki gelmişim diyorum şimdi. Tamam. Sen ne diyorsun bu ev için? Yani ben de iyi ki gelmişim diyebilirim. Diyor musun hani şu an diyebilirim. Ben mesela senin gibi ilk 3-4 günümde ya acaba hata mı ettim, neden buradayım falan dediğim çok oldu. Ama sonra alışınca da dedim ki daha önce gelseymişim keşke dedim. Burası eğlenceli bir ev. Eğlenceli, evet. Hani ben de şimdi diyebilirim, adapte oldum yavaş yavaş. Değil mi? Kendimi açmaya çalışıyorum. Hı-hı. Bakalım ne olacak? Bakalım. Ben de merak ediyorum. Hani... Sen ne düşünüyorsun tanıma yolun hakkında? Ya tanıma yolunda şu an ben dediğim yürümeyi sağlayayım hani, ama şu anda iyi gidiyor aslında. Hı hı. İlerideki zamanda ne gösteririz ama onu bilemeyeceğim. Hani onu kimse bilemez. Bilemez, yani, doğru. Bizden hariç de bu. Kimse bilemez. Ondan hariç bir şey diyemeyeceğim. En azılısın. Kendi dükkanım mı var? Evet, o meyhane konusunu şey yapmış olabilirsin, aynen, merak etmiş. Aynen, biraz... O biraz çok dövdü makarası. Tuhaf, aynen. Bir meyhane var, evet. Ne haber? İyilik, senden? Ben de iyi. Ben de şaşırdım, benim... ben de şaşırdım senin gibi yani, onu diyebilirim. Bayağı şaşırdım şu an yani. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç gündür yani benim böyle dansıma bile karışıp... Tamam. ...normal oynayışımdan olay çıkartıyorsun. Gelip burada oturup... Burayla alakalı sohbet mi ediyorsun? Normal sohbet yani, bu şu an tanışma amaçlı. Aha, bir şey değil. Aha, normal sohbet diyor. Savunuyor bir de. Benle alakalı değil ya sonuçta. Evet ama tanışma amaçlı değil yani, şu an normal sohbet ediyoruz. Yanlış. Tamam, bu yaptığın normal çocuk çok mı rahat sence? Ya. Yani ama ciddi bir tanışma anlamı değil bu ya. Normal sohbet ediyoruz şu an, onu anlamadım ben. Yanlış mı? Yok, sorun yok. Yok, bir an böyle... İyi sohbetler. Dursana, nereye gidiyorsun ki şu kafana göre? Bir kalksaydın. Kaan'dan hiçbir şey olmaz. Sence kızmak da haklı mı? Hoş geldin Kaan. Şu an hoş geldim yani. Evet, şimdi hoş geldin. Şimdi işte. Hoş geldim. Evet, şimdi hoş geldim. Şimdi nasıl oldu biliyor musun şu an? Kısmetse olur ev erkeği. Buz gibi soğudum yani. Haklı mı sence Rümeysen şu an? Haklı. Nasıl haklı? Haklı. Ben de istemem burada. Oturma sen o zaman. Öyle tamam. Bir hakkın var. Tamam var da yanlış bir şey yani, şu an normal çünkü seninle hiç kimseyle yani sen kendin yanlış bir şey yapmadığını düşünüyorsan o zaman haksız demen gerekiyor. Yok, onun düşünme tarzı haklı olabilir, haklı da. Ama benim art niyetim yoktu, o yüzden buradayım. Ya benim de art niyetim yoktu aynen, canım. Aynen, şu an normal konuşuyoruz, onu demek istiyorum ediyordum. Aynen. Ben sadece Rümeysa açısından bakıyordum, haklı mıydı, değil miydi diye. Bizim evde böyle şeyler olabiliyor Kaan. Birileri birilerinin şiplerini, meçlerini çağırabiliyor. Önemli olan oturup oturmamak. Şu an TRT'm tepemde attı, yemin ediyorum kafayı yiyeceğim şu bugün an. Bugün Rümeysa'nın gönlünü aldı, süremiz bitti. Sürenin de... Rümeysa'nın gönlünü aldı bugün.